Döndüm komutanım, döndüm. Tamam tamam, ağlama be. Salla pati öyle öyle. Zormuş lan bu. Ya siz öleyim istiyoruz valla. Ben öyle bir şey istiyorum. Öyle istemiyorum. Hayatta durmaz. Geliyorum. Kapatacağım YouTube kanalını. Başlıyorum Enes, hazır mısın beni anlamaya? Kaçın! Ben bugün çok mutlu değilim. Ben bugün çok mutluyum. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Enes artık bugün beni anlayacak. Neler yaşadığımı anlayacak, neler çektiğimi anlayacak. Anlaması da lazım çünkü bu çocuk ikimizin. O yüzden sosyal medyada gördüğüm bir şeyi Enes üzerinde deneyeceğiz. Ne yapacağız? Elimde bir tane bant var. Bir malzememiz eksik. Nerede Enes o malzeme? Mutfakta. Onu da hemen getirelim. Oo, bu ne ya? Kızım bunu elimde bile taşıyamıyorum ben. Ama taşıyacağım. Saçmalama, ben bunu göbeğime bağlayamam. Kızım ben sana söyleyeyim, senin bak kocanı sakat bırakacaksın ha. Bu ya arkadaşlar, bu bebek bu kadar ağır olamaz Şebnem. Ağır bebeğim. Hayır, bir de sana bir şey söyleyeyim. Baksana bir şey söyleyeyim mi Enes? Ver. Tamam, ne var? 10 kilo mu doğacak bebek? Bebeğim 10 kilo olmasıyla alakası yok. Ben sadece göbeğim ama aslında senin var ya, şuralarına da bir şeyler koymak lazım. Çünkü her yer büyüyor. Ulan ben zaten... Sadece göbek büyümüyor. Ulan ben zaten zayıf değilim ki. Yapacak bir şey yok. Ben zaten çocuk varmış gibi. Ben bunu bağlayamazsın ki. Bağlarım. Ya sen bunu hangi öyle sosyal medyada... Öyle tut. Enes ağlayacaksan çekmeyelim mi? Öyle tut. Ağlayacağım. Ellerin ama şey yapma da dur. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim, yeter mi? Bak düşürme sakın çocuğu. Tamam, düşürme. Düşürme. Baba olmak böyle bir şey. Böyle bir şey mi baba olmak? Şimdi Enes... Abiyle bir eşinin olması böyle bir şey. Evet. Dur, düşürmezsin değil mi bebiş? Bebeğim sakın çocuğumuzu düşürme ha. Kaç aylık lan bu? Çocuğun doğma zamanı gelmiş, fazla yani bu çocuğun. Şunu bir giy bakalım üstüne. Şey belli olmasın diye mi? Evet tabii. Sonuçta ben göbeğim açık mı geziyorum? Kızım hayır olmaz, mikrofon... Bir giy, tam mikrofon alırım ben. Giyemem ama. Giy, kaldır kolunu giy. Kıyafetini giy hadi, giy. Mikrofonu aldım ben, ver. Giyin bakalım. Hamile kıyafetlerinden getirseydin. İyi bebişim, üstten kapat. Oy, ana! Kapat bebişim, kapat. Bu kadar ya. Nasıl bu kadar? Bak şu, Şebiş. Şöyle, bak şöyle dur. Çok karışıyorsun kıyafetlerime. Yani ben göbeği açık bir hamileymişim. Tamam, şimdi oldun, çok güzel oldun. Evet, gelin şöyle bir gezelim sizle tamam. Beraber arkadaşlar. Onun sıksına benzedin ha. Evet. Benim şunu mesela... yerine koy, band yerine koyar mısın? Bandı mı? Evet, anladım. Geliyor. Bandı. Alet çantasına. Bebiş. Ağır mı lan? Ya beli ağrıyordu. Şu anda çok üzülüyorum biliyor musunuz? Çünkü beli ağrıyordu yok, ya. Yok be, ağrımıyor. Bebeğim ver ben taşırım aşkım. Ver ben taşırım. Önce 20 kiloyu böyle gözü şeyle bağlıyordu. Şimdi diyor ki ben taşırım, ben taşırım. Üzülüyorum bebişim tabii ki de haline. Nasıl hissediyorsun peki? Şu an kendim çok rahat hissediyorum. Aşkım kapanmadı. Kapat o zaman bebişim. Çünkü onu koyamamışsın bak. Ananı... Bakın aslında bakın arkadaşlar, tabii ki de şimdi sana şey değil ama hani şöyle bir refleks var ya hamilelerde, illaki o göbek bir tutulur. Çünkü istemsiz yapıyorsunuz bunu, anladınız mı? Tabii, tabii. Özellikle bir şey olacakmış, o göbeği tutuyorsunuz böyle sıkı sıkı. Karpuzunuz varsa eğer göbeğinizde, şimdi Şebnem gibi yaşayacağım arkadaşlar. Şu an itibaren... Benim gibi mi? Evet, sen, senin. Tamam. Akşam geldim ben Şebnem'i. Aşkım hoş geldin. Dante, uuu. Evet. 3 saat sonra, ben yatıyorum. Ya sağ ol, ne yapıyor? Ne yapmamı istiyorsun? Şaka yapıyorum be. Hadi benim... kalk yatma. Ben yatmıyorum bir kere. Enes yalan söyleme. Gelip 3 saat yatmıyorum ben. Yatmıyorsun. İş yapıyorum. Yapıyorum ayağına yatıyorum. Evet evet aynen. Kalk. Hadi bakalım. Yatacaksan şöyle bir uzan istersen. Benim kocam yok mu böyle kaldırsın beni? Gel gel. Dur yavaş. Aa koltukla geldin lan. Evet. Sen kaç kilo oldun acaba? Yavaş ben 300 kilo oldum. Ben zaten şişmandım, kadın beni iyice şişirdi. Biz böyle mi konuşuyoruz? Sen kaç kilo oldun falan diye. Ben böyle mi konuşuyorum? Öyle bir şey yapamazsın. Kendi kilosuna bakması lazım önce. Ha, dön de kendi götüre bak. Aynen öyle. Bebeğiş ne yapacaksın? Kızım böyle bir hamile yok. Bu ne ya? Saçmalamışsın. Bu... Hayır. 2 ay sonra bir... öyleyim. 2 ay sonra ya öyleyim. Böyle bir hamile çeşidi yok arkadaşlar. 2 ay sonra öyleyim Enes. Al bak. Aynı. Al. Ya Kratos falan. Ya bu... Sen, ama bunu Titan doğurmam lazım ne Kratos, bu çok ya bu ne ya? Böyle bebeğim ama bir ay sonra değil, ben de öleyim. Değilsin. Bu da makineye yazılmış bulaşıklar var öncelikle. Koy abi tezgah. Böyle oluyor mu? Teknik olarak sayılır mı? Hayır. Ama şimdi hakikaten hiç hamile gibi değil ya. O yüzden ben mesela anlamıyorum hamileliğin bu kadar zor tarafları, çok anlamıyorum yani. İşte anlayacaksın, şimdi anlayacaksın bebişim. Değil ki bebeğim zor. Ne yapıyorsun? Ben
Karpuz düşecek abi. Ne yapıyorsun şu anda? Zararlı mı çocuğa bunlar? E tabii ki de hoplayıp zıplanır mı öyle? Sen benim hiç dans ettiğimi gördün mü? Evet. Squat şu anda yapma. Hiç dans ettiğini gördün mü? Doğuracağız. Şimdi o video gibi. Ay doğuracağın zaman yapacaksın squat falan. Şimdi yapma, erken doğurursun. Ben hayır, şunu test ediyorum. Çünkü sosyal medyada böyle bir şey var ya, hani işte eşlerimiz, değil mi? Var, bu yaygın bir şey evet, değil mi? Evet, bu yaygın. Sosyal medyada gördüm. Aha. Hepsinin yalan olduğunu şu an ben ispatlıyorum sana. Yalan mıymış lan? Evet. Zor değil çünkü gerçekten. İtiraf ama edeyim mi? Ama o kadar duygusal şeyler yapıyorlar ki. İnsanlar nasıl duygusallaşıyor lan karpuz takınca? Ya duygusallaştığında mesela şöyle şeyler görüyorum mesela. Şimdi ben senin kocanım, tamam mı? Aha. Sen de karımsın. Hı-hı. Geliyorum böyle. Şimdi sen çok ağrı çekiyorsun ya taşıdığın için. Geliyorum. Bunu şöyle kaldırıyorum. Sen de şöyle yapacaksın. Diye rahatlayacaksın. Tamam. Kaldırdım. Ah. Böyle şeylere gülüyorlar böyle. İşte senin yükünü hafifletiyorum karıcığım. Ha. Ayağını anladın mı? Böyle şeyler falan var. Ama bilimsel olarak bunun bir geçerliliği yok tabii. Ya tabii kaldırınca rahatlıyor biraz seni taşıma. Rahatlıyor mu biraz? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Kaldırma ya, ben taşırım. Ya dokunma benim çocuğuma. Bence bunun hiçbir bilimsel geçerliliği yok ama yani. Ha, rahatladım. Sen gerçekten rahat mısın? Yani şöyle, aşırı rahat değilim tabii. Ama bak şuraların beli falan ağrımaya başlayacak bebeğim. Biraz daha taşınca belin ağrıyacak. Ya siz arada... öleyim istiyorsunuz valla. Ben öyle bir şey istiyorum. Öyle istemiyoruz da yani. Ya niye yalan söyleyeyim ya? Video için tam tersi. Acı çekiyor olmam video için daha iyi değil mi? Yani. Değil mi? Aaa şeymiş, zorlama ama rol yapmıyorum şeymiş. Valla. Ama daha yeni taktık, 10 dakika olmadı tamam. Ya. Tamam tamam, özür dilerim. O zaman Enis şöyle bir şey yapacağız. Bundan sonra çekeceğimiz bir sonraki videoda da böyle olacaksın. Nasıl, ben böyle mi yaşayacağım bunu? Ama ne yapalım? Okey tamam. Ne ben bir 5 video böyleyim arkadaşlar. İyice anlayasaya kadar. Anlayamamış çünkü, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anlamıyor. Buraya girmiyor. Ama öyle bak, çocuğu öyle zorlamıyoruz değil mi Enes? Vurdun mu onu oraya? Ha? Azıcık. Vurdurma mı, olur mu? Yani 10 IQ düşmüştür bu çocuk. Öyle çocuğum, söyleyeyim. Mi? Bir 20 IQ azalmıştır. Şimdi bir saniye, önce şu makineyi bir çalıştırayım. Eğil kalk biraz zorluyor, evet. Hakikaten durdukça bir tık daha zorlaşmaya başladı. Bir de senden çorap morap giymeni isteyeceğim. Ay. Bugün ayakkabımı çok zor bağladım, biliyor musun? Söyleseydin ben neredeyse seni uyandıracaktım, aynen. Uyandır çok artık. Çok zor benim. Şeyler yaşıyoruz Enes. Çok zor günler geçiriyoruz. Biraz sıcak basmaya başladı valla. Deneyimlerimi paylaşmam gerekirse 10 dakikadan sonra ter atmaya başladım. Ama hadi şimdi bastı halde. Şuna bak, böyle bir hamle olamaz ya. Bu böyle bir şey, ben hiçbir videoda görmedim böyle bir şey. Nasıl görmedin? Ya erkekler bu kadar büyük karpuz mu taşıyor gerçekten? Ya seninki büyük mü geldi sana? Hayır, daha küçüğünü mü istiyorsun, anlamadım. Benim göbeğim de olduğu için bu kadar büyük duruyorum. Hayır çok yok. Çok komik duruyorum çünkü. Arkadaşlar şunu değiştireceğim de. Diz çökebilir miyim? İstediğini yapacağım mı? Sen nasıl rahat edeceksin? Bir de challenge mı var? Diz çökmek yasak. Yani aynen öyle bir şey mi vardı sanki? Yok hayır, çocuğa zararlı mı, o yüzden dedim. Hayır, vurma çocuğu bir yerlere, yeter. Enis etrafı batırmadan yapılır mı bebişim? Zormuş lan bu. Tüm söylediğim lafları geri alıyorum. Bir de benim hamile olarak hayvan boklarına değmemem lazım ama. Ya ne yapayım, ben mi değeyim şimdi? Hayır. Melo ne sıçmışsın be? Öf, leş gibi kokuyor burası. Oğrun dayan bitiyor. 10 yıl sonra egzersen can. Oğrun amcan nelere taplandı senin. Can değil lan artık çocuğun adı. Ege. Çocuğun adı değişti. Aa. Evet. Çocuğun adı can değil. Hemen değişir biliyor musunuz? Hemen. Zamanı değişir. Oğrun bitti oğrun. Sen düşün oğlum. Karpuzla yapan sensin. Nasıl satayım, çok zormuş lan. Yoruldun mu? Bastı. Vallahi üzerimde hamile siniri geldi. Hormonlardandır o. Artık hamile siniri geldi vallahi. Hiç yardım edenim yok. Hep tek başımayım, hep. Ya nasıl öyle bir şey olabilir? Gelmiyor, gelmiyor. O çorabı mı aldın benim için? Evet, niye? Halı saha çorabı mı benim? Ulan bunu zaten normalde de giymek çok zor. Beni ilgilendirmez, ben bilemem yani. Başka çorap bulamadım. Tamam. Sabırla işini bitirmeni bekliyoruz. Ama yani hızlı hareket edemiyorum, kusura bakmayın. Oy. Sonra bu karpuzu yer miyiz? Yeriz. Bir kürekleşle düzeltsene bebiş ama önce. Önce bir düzelt istersen. Tamam. Bitmek bilmiyor istekleri. Tamam. Oy. İşi şuna bakın yani şunu. Salla pati öyle. Seslen çorabı bir gösterir misin? Seslen çorap bu. Halı sahaya gidiyor abiler. Koşacak. Ama biraz önce mutfakta ne yapıyordu? Ne var ki bunda deyip böyle atlayıp zıplamadı mı? Şöyle hareketler yapmadı mı? Öyle hareketler yapıyordu ya. Gider yani, o yüzden benim kocam. Hiç öyle bakmayın. Çocuğu oralara vurdurmuyorsun değil mi bebiş? Yok vurdurmuyorum şey. Allah belasını vermesin. Bıktım be. Zeli doğuracağım ama kavun doğursaydım. Kapatacağım bu YouTube kanalını. Vallahi. Hadi ya, ben indim, sen hala oradasın. Hadi. YouTube kanalı bu son videomuz olacak. Sonraki videomuzda bel fıtığım azdı, kusura bakmayın, veda ediyoruz. Evet. Otur bebişim, buyur. Allah.
Ben bu çorabı mı giyeceğim? Ya hepsini buraya kadar çekmene gerek yok. Baş kısmından giy yeter. Başı sonu değil, her şey problemli çorapların. Ulan bu kadar oldu. Bak ben ayakkabılarımı neden bağlayamadım biliyor musun? Bağlama kısmını buraya değil de şu tarafa yapmışlar. Ben de böyle ayağımı aldım. Buraya bağlayamam, şuradan uğraşmam lazım. Şuradan da göremiyordum falan, çok zordu. Hadi. Ne? Yap. Harika, bir tanesini giydin, süper. Diğerinde sıra. Yalnız nasıl terledin ya? Kim, ben mi? Evet. Hiçbir şeyim yok be. Tamam tamam, hadi giyim sayalım ya, boş ver. Tamam demişim. Tebrikler. Herkes bana niye öyle bakıyor lan acınası gözlerle? Dalyan gibi delikanlı. Gel Özlem, gel. Gel Özlem bebişim, gel. Oo, bitmedi yat. Değil mi? Şimdi döndüreceğim beni. Oo, yat. En güzeli böyle yatmak ha. Göbeği yatırdım şeymiş. Evet evet, göbeği yatıracağız. Zaten başka yatamıyorsun ki ama. Başka yatacak şey yok, pozisyon yok. Diğer tarafına dön. Dön. Çok zor değil mi dönmek? Ay döndüm. Diğer tarafa dön gene. Bu ne askerlik gibi. Dön. Döndüm komutanım, döndüm. Tamam tamam, ağlama be. Hemen ağlıyorsun. Doğurmak ister misin artık? Evet isterim. He? Evet. Bu videomuzda da öğrendiğimiz şey şu ki... Karpuz bağlayıp gezmeyin. Bravo. Çıkartmışsın öyle, çıkartmışsın. Oy bu nasıl prodüksiyon ya? Şuna bak, kadın inşaat şey gibi sardı beni. Şimdi kucağı alma zamanı geldi. Şunu poz ver çocukla. Diyelim ki yürüyoruz, çocuğu sana atacağım. Attım, hayır, yakala. Hayır. Geri at çocuğu. Onu yakaladı ya. Hadi görüşürüz. Kamerayı pal. Hadi bakalım çocuğu kesmeye. Çocuğu sünnet ediyorum bak. Ya salak ne olacak?